Felsefi liberalizmin belirleyici özelliklerinden biri bireycilik düşüncesidir. Her insan diğerleriyle eşit saygıyı ve onuru hak eden özerk bir bireydir. Bu da başkalarının özgürlüğüne zarar vermediği sürece kendi belirlediği amaçların peşinden gitme özgürlüğünü gerektirir. Peki bizler sosyal varlıklar değil miyiz? Gelişmek için topluma ihtiyacımız yok mu? Eğer cevap evet ise bu bireysel hakların büyük bir hata olduğu anlamına mı gelir? Aslında sosyal varlıklar olduğumuz doğru. Ancak bu bireyciliğin yanlış olduğu anlamına gelmez. Karl Marx kimliklerimizin tamamen sosyoekonomik sınıfımız tarafından şekillendirildiğini ve özerkliğin bir yanılsama olduğunu savunmuştur. Ona göre egemen ekonomik sistem düşünce tarzımızı belirler. Marx'a göre liberal proje hatalıydı. Çünkü insanlara emek, sermaye, toplum ve hatta kendi benlikleri hakkında yanlış fikirler aşılıyordu. Mussolini de liberal projenin kusurlu olduğunu iddia etti. Ancak onun görüşüne göre kimliğimiz sınıf yerine etnik kökenimiz tarafından şekillendirilir ve belirlenir. Günümüzde bu tür iddiaları savunan pek az kişi var. Ancak kimliğimizin topluluk tarafından belirlendiğini ve liberalizmin kusurlu bir proje olduğunu söylemek daha yaygın bir düşünce. Bu argümana bazen liberal bireyciliğe karşı cemaatçi bir eleştiri denir. Peki topluluk nedir? Hepimiz aynı anda birçok farklı topluluğun üyesiyiz. Aile, yaşadığımız kasaba, etnik köken, bölge, ulus, din. Ayrıca ilgi alanlarımız, mesleklerimiz, hobilerimiz, spor takımlarına olan bağlılıklarımız ve kişisel tercihlerimiz de bizi çeşitli toplulukların birer parçası yapar. Elbette bunların hepsi kim olduğumuzu şekillendirmede rol oynar. Ancak bunlardan herhangi birini diğerlerinden üstün tutmak ya da bu sürecin tamamen belirleyici olduğunu söylemek zorlayıcı olur. Komüniteryanizm, etkileme ve belirleme arasındaki farkı ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Düşüncelerimiz üzerinde pek çok etken olmasına rağmen değerlerimiz ve eylemlerimiz hakkında seçim yapmaya devam ederiz. Her şeyi kendiniz yapmak zorunda olsaydınız muhtemelen hiçbir şey yapamazdınız. Bir topluluğun parçası olmak emeği bölmemize ve ticarette uzmanlaşmadan faydalanmamıza olanak tanır. Sosyal yaşamın ekonomik faydalarının yanı sıra arkadaşlık, kültür ve eğlenceye de ihtiyacımız var. Ancak bu sosyal faydaları birey olduğumuz için elde ederiz. Toplumun bu kadar çok şey sunabilmesinin bir nedeni hepimizin biraz farklı olmasıdır. İnsanların ilgi alanları, yetenekleri ve tercihlerindeki büyük çeşitlilik bireyselliğimizin bir kanıtıdır ve toplum da bu farklılıkların bir araya gelmiş halidir. Eğer herkes aynı şekilde düşünse ve aynı şeylerden hoşlansa toplum çok daha az ilginç bir yer olurdu. Dolayısıyla toplumu korumak adına insanları özerk bireyler olarak görmeyi bırakmamız gerektiği fikri yanlıştır. Eğer gerçekten toplumun refahını önemsiyorsak ve toplumun insan gelişimine katkı sağlama biçimini korumak istiyorsak, onu oluşturan eşsiz ve özerk bireyleri göz önünde bulundurmalıyız.